Ortada bir çuval yasa var. Artık torbaya sığmıyor yasalarınız. Çuval çuval getiriyorsunuz. Ancak milletimizin derdine, kanayan yaralarına bir küçücük merhem bile olacak herhangi bir ilaç yok bu yasaların içerisinde. Sadece imar var, beton var, dolar var, ithal et var, ithal saman var. Memleketimizin, halkımızın meselelerine ne zaman yüzünüzü döneceksiniz? Biz ülkemizde gençlerimiz nasıl iyi eğitim alacak diye düşünüyoruz. PISA sonuçlarında okuduğunu anlayamayan bir %50'lik kesimle karşı karşıya kalmayalım istiyoruz. Benim ülkemde TÜBİTAK, papaz eriği nasıl imam eriğine çevrilir diye ödül vermesin, sıvıların içerisindeki su miktarını ölçenlere ödül versin istiyoruz. TÜBİTAK bilimle, fenle, teknolojiyle ilgilensin istiyoruz. Bizim gençlerimiz Amerika'daki gençlerden daha az akıllı değil. Bizim bilim insanlarımız Japonya'daki bilim insanlarından daha az yetenekli değil. Biz neler yapabileceği unutturulmaya çalışılan bir memleketin evlatlarıyız. Biz 7 düvele diz çöktüren bir milletin torunlarıyız. Ülkemizde siyasi erkin yapması gereken asıl şey ülkenin gerçek sorunlarını bulup bu sorunlara çözüm üretmeye gayret etmektir. Derdiniz 3 tane yandaşın, 5 tane müteahhitin, 3 tane kendi akrabanızın rantsal ekonomik sorunlarını çözmek olmamalıdır. Bunlar için çuval çuval meclise yasa getirmek olmamalıdır. Asıl dert Sayın Başkan, bu ülkedeki işsizin, bu ülkedeki emekçinin, bu ülkedeki yetimin, öksüzün, emeklinin, köylünün, çiftçinin sorunları için çözüm üretmeye gayret etmek olmalıdır. Asıl mesele bu ülkeyi gönülden sevmektir. Sevdanız betonaysa, sevdanız dolaraysa elbette bu işleri yapamazsınız. Ama eğer memleket sevdalısıysanız bu sorunları çözmek için kollarınızı sıvarsınız ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi muasır medeniyetler seviyesine ülkemizi çıkarmak için uğraşırsınız. Gözünüze boş görünen her yeri imara açıyorsunuz. Ülkemizin çiftçisi zor durumda. Yurttaşlarımız zor durumda. Siz helal olmayan et ithal ediyorsunuz. Yurttaşımıza da sırtınızı dönüyorsunuz. Niçin Türkiye'nin gündemini böyle şeylerle meşgul ediyorsunuz? Ekonomimizin içerisinde bulunduğu bataklığı örtmek için mi gündemi böyle saçma konularla meşgul ediyorsunuz? Halkımızın yaşam mücadelesine gözünüzü kapatmayın. Halkımızın ekmek kavgasına gözünüzü kapatmayın. Zam üzerine zam yaparken vergilere, emekçinin, emeklinin maaşlarına göz ucuyla da olsa lütfen bir bakın. Ama unutmayın, bir başka Türkiye, bir başka hükümet anlayışı mümkündür. Halkın iktidarı da çok yakındadır. Hepinizi içtenlikle